Alo, Semra misin, ne yapıyorsun, evde misin? İyi, bunun okulundan aradılar beni gene de. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Biz seninle çocuk mocuk yapmamışız. Deccal'i el ele dünyaya indirmişiz. Bizim cehennemde yatacak yerimiz yok seninle kadın. Vallahi bak, Allah kahretsin, ben kendi çocuğuma bela okuyacak duruma geldim ya. Online eğitimde EBA'da hocasını soymuş kamerada. Evet, bu bir 50 yaşında fizik öğretmeni var ya bunların, Sinan Meki hastalık hastası tip. Demiş hocam boynunuzda leke var, cilt kanseri olmayasınız demiş, korkutmuş adamı. Benim demiş dayım dermatolog, almış seni o it kardeşin de yanına. Aç gömleği, aç ceketi, çıkar pantolonu, cız çıbıl adamı kaydetmişler. Bir 50 bin lira para yattı ya sabah benim banka hesabına. He? Şantaj parası mı şu, adamdan gelmiş. Tabi tevekkili sabahtan beri ver baba oyun oynayayım telefonla deyip duruyor. Uyandım da vermedim. Adam aradı beni. Bana diyor yardım edin diyor. Benim hot teacher bilmem ne sitelerinde fotoğraflarım varmış. Eş dost bana atıyor diyor WhatsApp gruplarından. Ben, ya senin yüzünden oldu bu çocuk böyle be. Sen hatırla yaptığımız geceyi hatırla. Sen kan verir gibi bütün gece yattın ya. İsteksiz isteksiz yarısında öldün sandım da ambulansı arayacaktım. Hadi be. Uyuyor mudun? Ha, evde misin? Semramis, bak şimdi avukat diyor ki sosyal hizmetler çocuğu diyor sizden alabilir. Devlet alıyormuş çocuğu böyle durumlarda. Ha, ama gene umutlanmayalım yani. Bak geçen sefer de alınacak dendi, alınmadı çocuk. Sonra üzüntüsü büyük oluyor. Bu EBA meselesi var ya, ha, Ayyuka çıkınca ilçe milli eğitim hani olaya el koymuş. Okulu aramış müdürü. Müdürün odasındamış bu doğru. Almış telefonu müdürün elinden. İlçe milli eğitim müdürüyle konuşmuş. Demiş benim ailemin durumu çok kötü. Ben o yüzden hocam demiş böyle şeyler yapıyorum. 10 tane erzak kolisi göndertirmiş adama. O kolinin içinde ne var ne yok almış bakliyat makliyat. Onları yarı fiyatına A101'e BİM'e falan okutmuş. Oradan gelen parayla da internet sitesi açmış. Yakup'a umut ol diye kendine yardım toplamış. Geri zekalı. Tabii 1 milyon lira parayla şu anda ortada yok. Yok. Avukat diyor ki 18 yaşından önce reddedemezsiniz çocuğu diyor. Dedim 7 seneye ben ölürüm ya. He, ben diyor bakacağım bir çaresine diyor. Odasına falan yok değil mi? He, odası yerinde mi? Ne bileyim Semramis, ne sorayım ya. Kafa mı kaldı bende, bu benim insülin iğnemi satmış çocuk, bu ne sorayım? Ha, alo, ha Semramis, uyuyor mudun? Ha, ne uykusu be, gene öyle baktı be kadın be. Bak dükkana bir adam geldi bugün. Ben dedi istihbarat teşkilatındanım. Bir senedir dedi sizin çocuğun peşindeyiz. Ben dedim 13 senedir peşindeyim. Ben yakalayamadım babası olarak. Sen nasıl yakalayacaksın? Alay mı ediyorsun diyor. Sen dedim alay mı ediyorsun ya? Siz kimle dedim dans ettiğinizin farkında mısınız? İfrite savaş açmışsınız siz. O ne demek diyor. Bu çocuk dedim vallahi götünüzden donunuzu alır. Bizi dedim doğarken dolandırdı. O nasıl şey diyor. Ya dedim ultrasonda kız gösterdi, kendini de erkek çıktı. Hatırla o zaman 7 bin liralık zıbın döşek meşik masrafı çıkardı bu bize ya. Bunun diyor yurt dışına kaçma şüphesi var mı lan dedim. Yurt dışı bundan kaçsın. Sonra aklıma geldi bak. Geçen el işi dershanede kırmızı defterler bir şeyler kaplıyordu bu. Herhalde pasaport yapıyor kendine kaçacak. Gene hani heveslenmeyelim de biz, öyle bir şey olabilir. Bir de dedi sizin evde kamera var 2 aydır dedi. Ya Semiramis, bu geçen Survivor izlerken senle biz hani Pehlivan İsmail Balaban'dan gaza geldin ya sen, bizim bir münasebetimiz oldu. Acaba dedim onu da çektiler mi? Doğru gerçi, 5 saniyelik bir görüntü. Yazıklar olsun bize Semramis be. Piksel piksel yakalasalar bulamazlar ha. Bizden uzun artçı deprem var. Püh! Uyuyor mudun Semramis? Hadi kalk kalk, gurur duy evladınla. Avrupa'da tanınıyor artık. Evet. Interpol arıyor. Ya ben geçen akşam hani biraz ağır yedim de 2 dakika şu koltukta dinleneyim dedim. Gözleri kapattım. Orada gitmiş benim fotoğrafımı çekmiş gizlice. Sonra fotoğrafta benim o gözleri açmış. Tabii onu vesikalık haline getirmiş. Sahte kimlikle gidiyor bankaya. Evi, arabayı, dükkanı ipotek edip kredi çekiyor. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum ama odasındaki Nuh Nebi'den kalma bilgisayarla Amerika'da Elon Musk diye bir adamın sayfasına giriş yapıyor. Oraya yazıyor da Bitcoin. Ne bileyim hisse senedi gibi bir şey herhalde bu ya. 3 katına çıkmış. Şimdi finansal manipülasyondan bütün Avrupa'da arıyorlar çünkü. Yok değil mi evde? Yok ha işte. Sabah +1'li bir numara aradı beni. O Amerika'ymış. Açmadım iyi ki. Adam arıyor herhalde beni. Ne diyeceğim yani, kusura bakmayın. Evladımdır mı diyeyim? Yüzüm yok. İngilizcem de yok zaten de. Bana bak, bir de geldi aklıma. Sen böyle çok uyuyorsun. Elin ayağın ağırlaştı. Sen gebe olmayasın. Vallahi öyle bir şey varsa küserim bak. Büyük sorumsuzluk lan. 10 senede bir geçen kuyruklu yıldız gibi yapıyorsun şu işi. Onda da denk getiriyorsun be. Ne meraklısın hamileliği. Öylesin. Ben niyet etsem senin reglin gecikiyor. Bilmiyor musun ben seni? Semramis, uyuyor mudun? Kalk artık be, kalk. 2 oldu saat, elin yüzün şişti. Kalk, çıktık biz şimdi pedagogdan. Ha? Bayağı uzun kaldı içeride. Kadın bir kağıt verdi sonra bana. Hocam dedim reçete mi? Yok dedi, Eskişehir'de bir hoca var, nefesi kuvvetli. Onun numarası, ona bir baktırın dedi. Ne hocası dedim ya. Biz dedi bu kadar yapabiliyoruz. Gerisine onlar baksın dedi. Aradım hocayı Eskişehir'deki. Karısı açtı. Hocaya dedi dün gecesinin geleceğiniz rüyasında müjdelendi dedi. Yüz felci geçirmiş hoca. Sol taraf yok. Tabii Eskişehir'e girerlerse yakarım kendimi demiş. 5 tane cini varmış hocanın. Sabah bize musallat etmiş. Kadın diyor 3'ü geri gelmedi. Nerede hocanın cinleri? Ne bileyim ben dedim. Nerede? Buna soruyorum. Yok baba, bana gelen giden yok diyor. Biz ne yaşıyoruz Semra? Biz, ben kafayı yiyeceğim ya. Bir baba olarak 6,5 aydır evladım Covid kapsın diye uğraşıyorum ben. 14 gün bir karantina olur da kafayı dinler diye. Yok. Yürüyen aşı ya. Yeri göğü yalattım. Kapmıyor. Virüs bile kaçıyor bundan be. He? Ya gidiyoruz şimdi poligona işte. Söz verdim ya doktora gelirsen diye. Millet dondurmacı, hamburgerci, Luna Park'a götürüyor çocuğunu doktordan sonra. Ben şimdi Kalaşnikov'la sıkmaya gönderiyorum.
Aynen. Konum atacağım gittiğimde 6'ya kadar falan bana ulaşamazsanız aramayın beni bir daha. Sizin de başınız belaya girmesin. Öldüm kaldım. Neyse ne. Tamam. Semra misin? Uyuyor muydun? Kalk hadi bayram sabahı ne uykusu bu kalk ya. Şimdi çıktım ben vatan emniyetten. Ha, gurur duydum be Semra misin? Vallahi billahi. Ya bak koskoca İstanbul Emniyet Müdürü bana adımla hitap ediyor ya. Her gün dedi geliyorsunuz gidiyorsunuz artık atalım şu hanımları beyler dedi. 10 numara bir insan ya. Şimdi Zafer diyor ki sizde bu bir aydır kalan 23 insan için gelen çocuklar diyor mülteci. Tahmin ettiğimiz gibi çıktı. 50 tane çocuk. 20 tanesi Afgan, 13 tanesi Tatar, Moğol var, Filistinli. Belliydi yani mozaik yok yani çocuklarda. Bir İsveç, Finlandiyalı olmayınca ben hani şüphelendiydim ya. Oğlunuz diyor insan kaçakçılığı yapıyor. Ben hiç şaşırmadım zaten. Ya bu diyor 2 senedir takip ettiğimiz uluslararası bir şebeke. Sizin oğlanı kullandıklarını düşünüyorduk. Sizin oğlan şebekeyi yönetiyormuş diyor. Aynen öyle. Şu an diyor dünyada insan kaçakçılığının kilit noktası Güngören Cengiz Topal Mahallesi. Sizin ev diyor. Evet alacaklar çocuklar şimdi. Gelecek yabancı şube. Şey diyeceğim bu bizim piç kurusu dün bana hani bu Tatar yöresel kıyafet diye bir şeyler giydirip dans ettirdi ya kameraya çıktı. Onu story'e koymuş. Kayınpeder aradı ne sallıyorsun götünü damat diyor. O bir ara babanı da söyle ben anlattım kulağı duymuyor. He. Kim o bağıran Raşit mi? Ver bakayım bir merhaba diyeyim. Raşit! Alo Semramis. Uyuyor muydun? Kalk hadi be. Kalk izledin mi videoyu Sedat Peker? 9. videoyu. Ben şaşırdım bak daha uzun bekliyordum. Bir 20 dakika anlatmış bizim oğlan öyle üstün körü. Ha. Ya bazı şeyleri başkalarından duymak bir baba olarak beni çok üzüyor ya. Ben hidroelektrik santrali olduğunu bilmiyordum bizim oğlanın. Valla ETEDAŞ'ı arattı bana 2 hafta önce elektrik kesildiğinde sabaha kadar aradım. Desene benim baba böyle bir durumum var diye ya. Üzülüyor insan. O İles abilerimize geldiği akşam hatırlıyor musun? Proje ödevim diye bir maket uçak getirdi. İnsan sabah aracı çıktı o da yani işte. Dedi ama İlyas abi böyle dedi maket olmaz oğlum bunda bir şey var dedi. Ya bir yerden de gurur duyuyorum şu videolarda oğlunun adı geçen kaç babayız ya şunun şurasında. Ya çıktım şimdi ben doktordan bana bak. Tıp ben evlatlıktan red mümkün değil diyor doktor. Yani DNA MNA yapıp bir şekilde bizden olduğunu ispatlarlarmış çocuğun. Ha saçtan dedi yapıyorlar. Kelim ben dedim. Deri kalıntısı dedi. Dedim kalın giyinirim. Yok götünden kan alırıma kadar gitti iş yani. Bir şekilde kaçamayacağız gibi Semra mesela dur. İlyas abi arıyor. Dur arayacağım hadi seni ar. Alo abi sen bildin. Hadi sen.